Şimdi bakıyorum burada hani senin fanların da var. Sen mikrofon... Evet, varlar. Yürüyoruz. Hoş geldiniz. Sen böyle hani mikrofon arada aldığında hani bir sesli konuda guava'ya girdiğinde onlara bir şey oluyor. Ne oluyor abi orada? Orada bir etkileşim oluyor. O nedir abi? Gerçekten buradan büyülü bir şekilde izliyoruz biz onu. Düğmeye basıyor. Düğmeye basıyor. Gerçekten festivalde de teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok güzel olmuş evet, abi vallahi. Festivalde de öyle oluyor. Böyle bir 30-35 bin kişi olduğunda böyle normal sükunetli şarkınızı söylüyorsunuz. Sonra zaten ifade değişiyor. O dev ekranda o herkes onu görüyor. Bir şeyler geliyor belli. Sonra o böyle patlaya. Allah! Gerçek bir deşarj yöntemi. Adeta bir terapiyiz. Evet. Ben de abi. Şu an şey oldum yani. Ben de eşlik etmek istedim. Saçlar kısa olunca hiç şey olmuyor ya. İlk bölümde hızlı konuştum diye hızlı konuştunuz. Şimdi bakınız. Etkilendiyseniz konuşmalarınız. Abi sen nasıl istiyorsan öyle de. Abi hiç oyunculuk düşünüyor musun? Mesela... Her gün. Durmadan düşünüyorsun değil mi abi? Mesela sabah kalkıyorsun. Şimdi burada konuşuyoruz. Tamam, kafamı şey yapamam. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Reklam arası diyorum. Ne yapıyorsun? Oyunculuğu ne yapacağım? Hemen çay getiriyor çocuklar. Bir çay içiyorum. Oyunculuğu diyorum. Sen bir şey soruyorsun. O süre unutuyorum. Sonra çıkıyorum. Diyorum ki mesela arabaya bineceğim. Eve doğru gideceğim. Oyuncu ne oldu benim? Diyor. Ben ne yapacağım bu oyunculuğu? Düşünüyorum yani. Ya ben bu şekilde gülmek istiyorum. Olsan sorun varsa sorun. Ya bırak git Allah'ını seversen. Sorumu kaldı. Her gün oyunculuğu düşünüyorum. Oyunculuğu düşünür müsün? Sağ ol. Ya yapmayacak mısın abi sinema falan? Ben bu soruda iddialıyım çünkü o soru var sırada. Ben ha. Yok vallahi. Tamam. Sinema filmi yani ya. Her seferinde bir şey geliyor ama genel olarak aslında şey sıkıntısı var. Şimdi tip bu, şarkılar öyle falan filan olunca genelde hep korku filmi şeyi geliyor. Canım ya. Vallahi hep korku filmi yani. İşte sen gelirsin ve çıkarsın adamı gelsin falan. Beş harfinde. Ben hani hep şaşırtmayı yani. Seven Kim bir adamım. Ters köşe seviyorum. Şu ana kadar hani gelen senaryolar hep böyle korkunç filmcilik oldu. Ama mesela şu an bir dizide atıyorum ben Çağatay Ulusoy yerine sen oynasan... Yürür. Hani... Yürür. Bunu düşünüyorum mesela. Şimdi çıkacağım çaya. Şahane uğramadım sen. Deli bol. Ama şimdi yeni bir senaryo var. Onu çok beğendim çok. Bir kara mizah bir var. Şey var. Film mi? Film. Film. Hayırlı olsun abi. Ne zaman şey ipucu yok. Yok konuşacağız. Yani bir senaryoyu çok beğendim. Hı. İsme baktım. Yine korku filmi dedim ya. Ama senaryoyu okudum. Çok kara mizah. Yani tam böyle şaşırt köşeli. İnşallah. Hoşuma gitti. Ben giderim abi. Sen neredeysen ben artık peşindeyim. 27 saçı da uzatıyor. Sinemada gösterime girdim. 13.